Milyonlarca yıl önce dünyada yaşamın nasıl olduğunu hiç hayal ettiniz mi? Gezegenin, okyanusların ve orada yaşayan canlıların bugün bildiklerimizden ne kadar farklı olduğunu biliyor musunuz? Bu uzak döneme bir göz atmak için bugün Ordovisyen dönemini inceleyeceğiz. Bu, gezegenin tarihinde büyüleyici ve gizemli bir dönem. Ve daha önce derinlere gömülmüş sırlarından bazılarını ancak yakın zamanda açığa çıkarmaya başladı. Sevgili gezgin, merhaba. Bugün sıradan ölümlüler için aşılmaz gibi görünen engellere rağmen yaşamın nasıl geliştiğini ve çoğaldığını öğrenmek için zamanda geriye doğru bir yolculuk yapıyoruz. Dünyanın oluşumundan bu yana en son dönem olan Kambriyen döneminde patlayan yaşam yeni bir evreye girmek üzere. Buzul çağları ve dünya dışı fenomenler arasında mevcut varlığımızın bugünkü haliyle ne kadar gelişmemiş olabileceğini keşfedeceğiz. Ancak sizi paleolitik okyanusların derinliklerine götürecek bu yeni maceraya atılmadan önce hiçbir şeyi kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler ve iyi yolculuklar. Ordovisyen, dinozorlardan önceki dönem olan Paleozoik'in ikinci dönemi. Bu dönem 485 milyon yıl önce birçok canlı türünün aniden yok olduğu Kambriyen-Ordovisyen yok oluşundan hemen sonra başladı. Ordovisyen 1879'dan önce henüz kendi başına bir dönem olarak tanınmıyordu. Kambriyen ve Silüryen dönemleri birbirini takip ediyordu. Ancak bu iki dönemin ilgili tabakalarında bulunan bazı fosillerin bu dönemlerle kanıtlanmış bir bağlantısı olmadığı için dünya bilim camiasında neredeyse 40 yıldır bir tartışma sürüyordu. Sonunda 19. yüzyılda yaşamış İngiliz jeolog Charles Lefvert bu iki dönem arasında yeni bir sistem koyarak sorunu çözdü. Ordovisyen. Bu dönemin adı, günümüz Galler'inde yaşayan bir Kelt halkı olan Ordoviçlerden ödünç alındı. Sedimenter kaya katmanlarının derinlemesine incelenmesi sayesinde bunların göründüklerinden çok daha karmaşık olduklarını gösterdi. Kapsamlı bir haritalama çalışmasının ardından çoğunlukla graptolitlerden oluşan bu fosillerin tortullardaki konumları ve düzenleri nedeniyle bir ara döneme ait olduğunu doğruladı. Ordovisyen dönemi 7 farklı aşamayla 3 döneme ayrılmıştır. 485 ila 471 milyon yıl önce Tiramodokyan ve Floan dönemlerini içeren Alt Ordovisyen'i buluyoruz. Bunu 471 ila 460 milyon yıl önce Dapingian ve Darivilian'la Orta Ordovisyen takip eder. Üst Ordovisyen bu dönemi 460 ila 444 milyon yıl önce tamamlar. Sonuncusu 3 aşamadan oluşur. Sandbian, Katyan ve son olarak Hirnantian. Peki ama bu uzak dönemi neden ve her şeyden önce nasıl birkaç parçaya bölebiliriz? Ordovisyen'i oluşturan 41 milyon yıl boyunca belirli türler çok özel zamanlarda ortaya çıkmıştır. Bu 7 aşamanın kronolojisini oluşturmayı mümkün kılan, onların birbirini izleyen keşifleri ve özellikle de tarihlendirilmeleridir. En eski dönem olan Tremodosyen, günümüzde soyu tükenmiş olan konodont türü Iapetognathus fluctivagus'un gelişiyle tanımlanır.
Bu örnek, ana diş benzeri çıkıntılarının yanal yönelimiyle çağdaş konodontlardan ayrılır. Bu fosilin izleri çoğunlukla Amerika kıtasında, Kazakistan'da ve Çin'in Hubei eyaletinde bulunmuştur. İkinci aşama olan floein, kolayca tanınan H veya X şeklinde bir filtre besleyici olan Graptolit tetragraptus approximatus'un ortaya çıkışını işaret eder. Bu örneğin izleri İngiltere, Afrika ve Norveç'in kuzeyindeki bir ada olan Spitsbergen dışında dünyanın hemen her yerinde bulunabilir. Orta Ordovisyen'in başlangıcını müjdeleyen Dapingian evresi, konodont türü Baltonodius triangularis'in ilk ortaya çıkış tarihine karşılık gelir. Bir sonraki evre olan Darebilian, Graptolit undulograptus, Austrodentatus'un ortaya çıkışıyla işaretlenir. Çin'in Yihang şehri yakınlarındaki Huanghuashang bölümü, bu iki aşama için dünyanın referans stratotip noktası olarak kabul edilmektedir. Son olarak, Üst Ordovisyen, Santbian, Katyan ve Hirnantian evrelerindeki Nemagraptus gracilis, Diplacanthograptus caudatus ve Normalograptus extraordinarius graptolit türlerinin ard arda ortaya çıkışına tanık olmuştur. Stratotipik referans noktaları İsveç, Oklahoma, ABD ve Çin'in Hubei eyaletidir. Ordovisyen dönemi dünyanın her yerinde iz bırakmıştır. Gezegenin tarihinde bu dönemde kıtaların nasıl yerleştiğini belirlememizi sağlar. Jeolojik olarak konuşursak, dünya Kambriyen ve Ordovisyen dönemleri arasında çok az değişmiştir. Kara kütleleri hala çoğunlukla Güney Yarımküre'de yer almaktadır. Kuzey Yarımküre hala neredeyse tamamen Pantalasya Okyanusu'nun sularıyla kaplıdır. Sadece Sibirya kıtası ve Laurentina'nın küçük bir kısmı bu yarım küreye girmiştir. Kısmen sığ denizlerle kaplı süper kıta Gondwana, Güney Yarımküre'nin neredeyse tamamını kaplar. Güney Amerika, Afrika, Hindistan, Avustralya ve Antarktika'yı içerir. İntertropikal bölgede yakın zamanda oluşmuş üç küçük kıta, Kuzey Amerika, Sibirya ve Baltika'ya karşılık gelen Laurentina, tropik bölgelerde yer alır. Çok sayıda volkanik yay, çoğunlukla Yapetus Okyanusu ve yeni oluşmuş bir okyanus olan Reyk Okyanusu kıyılarını çevreleyecek şekilde etrafa dağılmıştır. Daha güneyde, Baltık ve Gondwana arasında sonuncusunun açılması, Yapetus Okyanusu'nun kapanmasını ve aynı zamanda ekvatoral enlemlerden Güney Kutbu'na doğru yavaş yavaş uzaklaşan süper kıtanın yer değiştirmesini başlatmıştır. Bu dönemde orojenik aktivite çok düşüktür. Bu nedenle dağ inşa süreci, ada yayları veya mikro kıta şeritleri arasında Laurentina kıtasının güney kıyılarına karşı birkaç çarpışmayla sınırlı kalmıştır. En fazla Alt Ordovisyen sırasında bu mega kıtadan kopan birkaç küçük terran veya yer kabuğu parçası Orta Ordovisyen sırasında ona bağlanacaktır. Bu jeolojik olgu Takonian orojenisi olarak bilinir. Uzun bir jeolojik sürecin ardından bugün Apalaşlar olarak bilinen montaj hattına yol açmadan önce neredeyse 10 milyon yıl süren bir katlanma aşamasına karşılık gelir. Kıtaların ayrılması, Paleozoik çağın en fazla kıtaya sahip dönemi olan Orta Ordovisyen döneminde doruk noktasına ulaşmıştır. Kıtalar ancak çok daha sonra Paleozoik dönemin sonunda tekrar bir araya gelmeye başlamıştır. Reyk Okyanus sırtı Ordovisyen'in başında güçlü bir faaliyet göstermektedir. Bu, okyanusların kıta yüzeylerine taşmasına yol açmıştır. Orta Ordovisyen döneminde deniz seviyeleri zirveye ulaşmış ve bazı tahminlere göre bugünkü değerlerin 200 metre üzerine çıkmıştır.
subtropikal bölge bilinen fosil zamanlarının en genişi olsa da, bu dönemin sonunda süper kıta Gondwana, Güney Kutbu'nda kök salmış ve burada yavaş yavaş heybetli bir buz örtüsüyle kaplanmıştır. Bilim insanları, dünyanın farklı bölgelerinde keşfedilen, çok sayıda fosili inceleyerek, Ordovisyen döneminde büyük iklim değişikliklerinin meydana geldiği sonucuna varabilmektedir. Deniz seviyesindeki kayda değer yükseliş ve deniz ekosistemlerindeki yaşamın, Orta Ordovisyen'e tekabül eden belirli bir zaman diliminde çoğalması, bu dönemde ciddi iklim değişikliklerinin meydana geldiğini gösterir. Aynı şekilde çok sayıda türün keskin bir şekilde azalması ve hatta yok olması, bu değişikliklerden bazılarının muhtemelen belirli bir hızla gerçekleştiğini ve hali hazırda mevcut olan organizmaların sakin bir şekilde evrimleşmesi için çok az veya hiç şans bırakmadığını gösterir. Ordovisyen döneminde iklim, özellikle sıcaklıkların en yüksek olduğu Alt Ordovisyen döneminde sıcak ve tropikaldi. Dünyanın bazı bölgelerinde 60 santigrat dereceye yakın rekor sıcaklıklar yaşandı. Ancak dönemin sonuna doğru, yaklaşık 445 milyon yıl önce sıcaklıklar düşmeye başladı ve büyük bir buzul çağına yol açtı. Ana kıta Gondwana yavaş yavaş devasa bir buz örtüsüyle kaplandı. Yaklaşık 1.5 milyon yıl süren bu buzullaşma, yeni çevre koşullarına uyum sağlayamayan çok sayıda hayvan türünün yok olmasını tetikledi. Dolayısıyla Ordovisyen dönemi büyük bir buzul çağıyla gezegenimizin tarihindeki en büyük beş kitlesel yok oluştan birinin eş zamanlı olarak yaşandığı jeolojik bir dönemdir. Aslında 30 santigrat dereceyi aşan tropikal okyanus sıcaklıklarına rağmen Ordovisyen aynı dönemde kıtalarda buzun varlığına dair çok sayıda dolaylı ipucu bırakmıştır. Bilim insanları bu iklim değişikliğinin doğasında var olan mekanizmaları anlamak için bilgisayarlı bir araca başvurdular. Meteoroloji, oşinografi ve çevre fiziği gibi çeşitli disiplinleri bir araya getiren sayısal modellemeler kullandılar. Bu şekilde bu dönemin iklim paradoksunu çözmeyi başardılar. Sayısal simülasyonların zengin sedimantolojik, jeokimyasal ve mikropaleontolojik verilerle karşılaştırılması, bir buz örtüsünün büyümesindeki ilk aşamanın Orta Ordovisyen kadar erken bir dönemde, daha doğrusu Darivilyan evresinde meydana geldiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, bir kutup buz örtüsünün varlığının yüksek tropikal okyanus yüzey sıcaklıklarıyla uyumsuz olmadığını gösterir. Kademeli buz büyümesi, buz örtüsünün tropikal enlemlerle ulaşmasını sağlayarak, Hirnantien buzul maksimumunun başlangıcını işaret ederdi. Kısacası Ordovisyen buzullaşması, Ordovisyen'in son aşaması olan Hirnantien'in aslında sadece zirve noktası olduğu uzun süreli bir buzullaşma olacaktır. Nispeten sıcak bir iklim sayesinde Ordovisyen dönemi çok bereketli bir dönemdi. Zaten var olan ancak çoğunlukla deniz tabanına yakın yerlerde bulunan yaşam olağanüstü bir şekilde çoğaldı. Bu dönem Büyük Ordovisyen biyoçeşitlenme olayı olarak tanımlanmaktadır. Sadece 25 milyon yıllık bu nispeten kısa dönemde okyanuslar gerçekten de çok sayıda canlı organizma ailesi ve cinsiyle dolmuştur. Deniz yaşamındaki bu eşi benzeri görülmemiş genişlemenin birçok nedeni vardır. Ancak özellikle tropik bölgelerde kıta sahanlıklarının yüzey alanındaki artış ve yüksek deniz seviyeleri fitoplanktonların ve dolayısıyla
tüm su organizmalarının büyümesini teşvik eden önemli bir faktör olmuştur. Bu mikroorganizmalar özellikle geniş kıta arası denizlerde çoğalmıştır. Fitoplankton bolluğu, daha sonra katlanarak büyüyen çeşitli zooplankton gruplarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunlar arasında kitonozoanlar ve graptolitler bulunmaktadır. Buna ek olarak, Ordovisyen dönemindeki sürekli volkanik ve tektonik faaliyetler, büyük olasılıkla okyanuslarda planktonik yaşamın gelişmesi için gerekli besinleri sağlamıştır. Sonuç olarak su sütunu yavaş yavaş her türlü canlı mikroorganizmayla doldu. Ancak sadece bunlarla kalmadı. Gerçekten de ilk balıklar bu dönemde ortaya çıkmış ve kafadan bacaklılar, yani ahtapot ve mürekkep balığının ataları daha önce hiç olmadığı kadar çeşitlenerek Ordovisyen'in sonunda bugünküne benzer ekosistemlerin var olduğu noktaya ulaşmıştır. Bu dönem Paleozoik'in biyolojik çeşitlilik platosunu işaret etmektedir. Yaşam okyanuslarda o kadar bollaştı ki sonunda karaya da yayılmaya başladı. Spor fosilleri birçok bakteri, bitki, alg, mantar ve hatta bazı protozoaların yaşam döngüsünün bir parçasını oluşturan mikroorganizmalar, üst Ordovisyen dönemine atfedilen tortularda bulunmuştur. Günümüz ciğer otlarına benzer şekilde bu ilk kara bitkileri büyük olasılıkla bir önceki dönem olan Kambriyen'de zaten yaygın olan yeşil alglerden türemiştir. Çoğalmaları az büyüyen bir halı oluşturdukları kıyı şeritleri ve sahil şeridiyle sınırlıydı. Aynı döneme ait incelenen fosiller arasında ilk karasal mantarların varlığını ortaya koyan başka fosiller de vardır. Bu mantarlar mikorizal simbiyoz yoluyla mineral besinleri bitki hücreleri için kullanılabilir hale getirerek ortaya çıkan toprakların bitki örtüsü tarafından kolonileştirilmesinde kesinlikle önemli bir rol oynamıştır. Bu ayrı bitkiler oldukça ilkel ve basit olmalarına rağmen dünyadaki yaşamın evriminde belirleyici bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Ve bu aşama henüz emekleme aşamasında olsa da daha az önemli değildir. Bakteriler ve diğer mikroorganizmalardan sonra gezegende ilk kez bir yaşam formu su altında kalmamış toprakta görülebilmektedir. Böylece Ordovisyen döneminde okyanus tabanını aydınlatan tonlar ürkek bir şekilde kuru toprağı renklendirmeye başladı. Bu geçiş dönemi gezegenimizin jeolojik tarihinde belirleyici olmasına rağmen uzun zamandır göz ardı edildi. Gerçekten de 2000'li yılların başlarına kadar Ordovisyen dönemine tanıklık eden sadece iki büyük Lagerstätten, yani çok çeşitli fosiller içeren tortul çökeller kaydedildi. Bunlardan ilki ABD'nin New York eyaletinde yer almaktadır. Bu Cleveland's Glen'deki Frankfort şehrinde bulunan Beecher'ın trilobit yatağıdır. Çok özel ortamlarla, yani birkaç eklem bacaklarının hakim olduğu, düşük çeşitlilikteki faunaların geliştiği derin hidrotermal kaynaklarla ilişkilidir. Sadece 3 ila 4 santimetre kalınlığındaki bu Lagerstätten, özellikle ventral anatomileri ve yumuşak dokuları pirit değişimiyle korunmuş olan çok sayıda trilobiti olağanüstü bir koruma durumunda ortaya çıkarmıştır. Bir demir sülfür olan bu mineral, yumuşak doku anatomisinin en ince ayrıntılarını incelemek için X ışınlarının kullanılmasına olanak tanır. Bu alanın faunası büyük ölçüde trilobit Triatrus eatoni'den oluşmaktadır. İncelenen organizmaların %85'ini tek başına oluşturur. Diğer türler arasında graptolitler, kolonyal filtre besleyiciler, dallı algler, brachiopodlar ve diğer esrarengiz taksonlar bulunur.
çok sayıda trilobit arasında Cryptolithus bellulus, Cornubruetus beşeri ve Primaspis crossotus örnekleri de envanterlenmiştir. Popülasyon açısından Üst Ordovisya'nın sondan bir önceki evresi olan Katyan'a aittir. Ordovisyen'den 2000'li yıllara kadar kanıtlanmış ikinci Lagerstätten Güney Afrika'da keşfedilmiştir. Bu Soam şeylidir. Ordovisya'nın son dönemi olan Hirnantiye'nin popülasyonunu yansıtır. İyi korunma durumları sayesinde burada yalnızca pelajik organizmaların yani su sütununda yaşayanların kalıntıları keşfedildi. Bunlar arasında iklim bacaklılar, kafadan bacaklılar, konodontlar ve agnatan balıkları bulunur. Ancak bu iki koruma alanı diğerleri gibi bir önceki dönem olan Kambriyen için toplananlar kadar bilgi sağlamaktan uzaktır. Dahası sadece Ordovisya'nın sonuyla ilgili yeni unsurlar sağladıkları için. Bununla birlikte fosiller keşfedildikçe bu döneme ilişkin anlayışımızı geliştirmeye devam etmektedirler. 21. yüzyılın hemen başında Fas'ın güneyinde Zagora'nın kuzeyindeki bir vadide yapılan büyük bir paleontolojik keşif, bilim insanlarının erken panerozoik dönemdeki en eski hayvan çeşitlenmelerine ilişkin anlayışlarında devrim yarattı. Burası Lagerstätten-Löffözü atadır. Bu bölgede teslim edilen hazinelerin önemi, bazıları tarafından isimlendirilme onurunu bile verir. Fas'ın Ordovisien Burgess şeyli. Bu depolama alanı son derece iyi korunmuş bir Ordovisien yatağıdır. Ancak daha da önemlisi, bazıları alt Ordovisien'e atfedilen bol miktarda ve son derece çeşitlendirilmiş deniz faunası vermiştir. Ordovisien evriminin anlaşılmasındaki rolü nedeniyle dünyanın en önemli 100 jeolojik alanından biri olarak seçilmiştir. Fezoata sahasını bu kadar dikkat çekici kılan şey, Ordovisien'in ilk aşaması olan Tiramadokyan'dan kalma ağırlıklı kil oluşumudur. Yaklaşık 2 milyon yıl sürdüğü tahmin edilen bu kil birikintisi, paleofaunayı incelemeyi mümkün kılan çok çeşitli fosiller içerir. Kambriyen'den kalma Burgess şeylinde bulunanlara benzer kabuklu hayvan fosilleri Fezoata kildirinde keşfedilmiştir. Bunlar daha önce bu faunanın Orta Kambriyen'de Fezoata kildirinin çökelmesinden yaklaşık 40 milyon yıl önce yok olduğuna inanan paleontologlar için sürpriz oldu. Bu paleofauna Alt Ordovisyen'de varlığı bilinmeyen taç grubu taksonları da ortaya çıkarmaktadır. Fezoata faunasına trilobitler hakim olsa da, yüksek miktarda ziposorit eklem bacaklılar, paleoskolosit solucanlar, annelitler, yumuşakçalar, brachiopodlar ve konüler solucanlar da içerir. Graptolitler de bol miktarda bulunur. Yakın zamanda Fezoata alanından yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Taşoete'de yapılan kazılarda yeni bir fosilleşme alanı ortaya çıkarıldı. Bu alan Fezoata alanından çeşitli açılardan farklıdır. İlk olarak birkaç milyon yıl daha gençtir. Ancak her şeyden önce bir zamanlar su altında olan bu alanda dev olarak tanımlanan büyük eklem bacaklıların izleri korunmuştur. Karides, böcek ya da örümcek gibi modern canlılarla akraba olabilecek bu canlılar serbestçe yüzebiliyor ve akıntılarda hareket edebiliyor olmalıydı. Bu organizmalar Fezoata bölgesinde azınlık konumda. Devasa boyutları göz önüne alındığında 470 milyon yıl önce denizlere neredeyse kesinlikle hakim olduklarını görüyoruz. Bazı örneklerin boyu 2 metreye kadar çıkabilmekte. Dolayısıyla bugüne kadar keşfedilen tüm örneklerden oldukça daha büyükler.
bu dev eklem bacaklılar henüz tam olarak tanımlanmamış olsalar da Fezoata kıyılarında daha önce keşfedilmiş türlere ait olabilirler. Büyük boyutları ve serbest yüzme yaşam tarzları, Ordovisyen ekosistemlerinde benzersiz bir rol oynamış olmaları gerektiğini düşündürüyor. Paleontologlar mineral elementleri inceleyebiliyorsa, olağanüstü bir koruma durumunda olan yumuşak kısımları da hassas bir şekilde gözlemleyebilirler. Nihayet bilim insanları, dünyanın barındırdığı ilk hayvanların anatomisini inceleyebiliyor. Keşfedilen karkasların nispeten derin bir deniz ortamından geldiği düşünülüyor. Ki bu durum, karkasların sığ yerlerde korunduğu önceki keşiflerden tamamen farklı. Ayrıca bu dev eklem bacaklıların bazı parçalarına bağlı brachiopod gibi hayvanlar da bulundu. Bu durum, bu büyük hayvanların öldükten sonra deniz dibi toplulukları için besin rezervi görevi gördüğünü düşündürüyor. Taşüete'nin fosilleşmiş organlarının kalıntıları, bilim insanlarının erken Ordovisyen deniz ortamını bir miktar hassasiyetle haritalamalarını sağlıyor. Ordovisyen, büyük ölçüde bilinmeyen bir dönem olmaya devam etmektedir. Yine de Kambriyen döneminin başlarında ortaya çıkan organizmaların evrimi ve çeşitlenmesi için çok önemli bir andı. Bu döneme ilişkin veriler nispeten az olsa da, 2020 yılında fosil açısından son derece zengin ve korunma kalitesi en ünlü Kambriyen alanlarına rakip olan yeni bir alanın keşfi, kalan boşlukları kısmen doldurabilir. Bu İngiltere'de Galler'in merkezinde yer alan Castlebank sahasıdır. Tortul çökeltileri ve fosilleri Orta Ordovisyen döneme, yaklaşık 462 milyon yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Büyük çoğunluğu paleontologlar için tamamen yeni olan 170'ten fazla farklı tür kaydedilmiştir. Fas'taki Fezoata sahasının aksine Castlebank sahası gerçekten bir minyatür ekosistem içermektedir. Gerçekten de fosillerin çoğu oldukça küçüktür. Boyları 1 ila 3 milimetreyi geçmez. Önceki döneme kıyasla boyutlarında önemli bir küçülme olduğunu kanıtlamaktadırlar. Bununla birlikte korunma durumları o kadar istisnaidir ki araştırmacılara zengin yeni bilgiler sağlıyor. İncelenen türler arasında kabuklular, yengeçler, solucanlar, süngerler ve diğerleri, sindirim sistemi gibi iç organlarının ve hatta sinir sistemlerinin fosilleşmiş izlerini bırakmışlardır. Gözler, optik sinirler ve hatta beyin gibi yumuşak dokulardan yararlanılabilir. Aynı şekilde eklem bacaklıların küçük, kırılgan uzuvları ve deniz suyunu filtrelemek için kullandıkları sofistike ince dokunaçları da korunmuştur. Ortaya çıkarılan örnekler arasında bazı sıra dışı hayvan grupları da gün ışığına çıkarıldı. Opabinitia, vakum benzeri hortumlara sahip eklem bacaklılar, Vivaxiade, yumuşak karınlı oval şekilli yumuşakçalar ve pul sıralarıyla kaplı sırtlar tanımlanmıştır. Muhtemelen bu kategoriyle uzaktan akraba olan diğer böcek benzeri canlılar da tanımlanmıştır. Şimdi bu garip yaratıklara daha yakından bakmak için bu dönemin derinliklerine inelim. Gezegen sıcak ve nemli bir iklime sahipken, kara hala çıplak ve birkaç kıyı dışında, neredeyse yaşamdan yoksun olsa da sığ denizler yaşamla dolup taşıyordu. Brachiopodlar evrimin bu aşamasında son derece boldu ve hala büyük ölçüde omurgasızların hakimiyetindeydi. Brachiopodlar yumuşak kısımları iki kapakçık arasında bulunan kabuklu hayvanlardır. İstiridye gibi çift kabuklulara benzemelerine rağmen kabuğun içindeki vücut parçaları çok farklıdır.
Dahası kapakçıkları istiridyelerinkinden simetrik olarak farklıdır. İki kapakçıktan daha büyük olanından bir pedikül çıkar ve bu brachiopodun kendisini deniz tabanına tutturmasını sağlar. Brachiopodlar, briozoanlarla birlikte mevcut iki çift yaşamlı gruptan biri olan protostomanlardır. Briozoanlar, koloniler halinde yaşayan yosunlu hayvanlardır. Ağaççık veya dantel yelpaze gibi çeşitli biçimler alır. Garip bir şekilde mercanlara benzemelerine rağmen mercan değildirler. Her birey sert bir yüzeye tutturulmuş arboresan bir kalsiyum karbonat iskeleti salgılar. Zooid adı verilen her bir örneğin uzunluğu genellikle 1 milimetreden daha azdır ve kendi küçük kulübesinde yaşar. Hepsi birbirine bağlı olarak birkaç metreye kadar büyüyebilen, milyonlarca zooid içeren koloniler oluştururlar. Aynı koloni içinde her birey farklı bir rol oynar. Bazıları yiyecek toplar, diğerleri grubu güçlendirmeye yardımcı olur. Son olarak bu bireylerden bazıları temizliğe katkıda bulunur. Briozoanlar beslenmek için küçük canlıları ağızlarına getiren bir su akıntısı yaratırlar. Bunlar çoğu zaman fitoplankton gibi bitki benzeri organizmalardır. Briozoanlar yavaş yavaş deniz tabanının belli başlı bölgelerini kolonize eder ve sonunda geniş resifler oluştururlar. Trilobitler Ordovisyen faunasının büyük bir bölümünü oluşturur. Kolayca tanımlanabilen parçalı bir dış iskelet salgılayan bu kabuklular, Ordovisyen döneminde zirveye ulaşmıştır. Aslında dinozorlardan sonra en ünlü tarih öncesi hayvanlardır. 18 binden fazla türü kaydedilmiştir. Boyları 1 ila 70 santimetre arasında değişir ve yaşam biçimleri talasik ortamların tamamını kapsar. Bazıları detritusla besleniyor, otluyor ve hatta avlanıyordu. Birkaç türü yüzmede ustalaşmış olsa da, trilobitlerin çoğu deniz tabanı boyunca hareket etmiş ve yırtıcılardan kaçmak için tortuya gömülmüştür. Trilobitler aynı zamanda ilk gelişmiş görsel sistemi de geliştirmiştir. Tüm trilobitlerin sefalon adı verilen bir kafası, bir göğüs kafesi ve bir kuyruğunun yanı sıra ventral tarafta bir çift bacakları vardır. Kabuklularda olduğu gibi bu bacakların birisi solunum için solungaç görevi gören, diğerleri ise hareket ve beslenme için kullanılan iki kolu vardı. En yaygın trilobitler arasında boyu yaklaşık 1,5 santimetre olan Cryptolithus ve yaklaşık 2 santimetre olan Acidaspis sayılabilir. Ancak çok daha görkemli boyutlarda örnekler de vardır. Bunlar arasında 2 ila 5 santimetre uzunluğundaki Calimene ve hepsinden önemlisi genellikle 38 santimetre uzunluğa ulaşabilen Isoletus yer alıyordu. Ancak şimdiye kadar keşfedilen dünyanın en büyük trilobit türü Isoletus rex'tir. Tam fosili yaklaşık 72 santimetre uzunluğunda ve 40 santimetre genişliğindedir. Deniz tabanı ayrıca büyük bir eklem bacaklı popülasyonuyla kaplıydı. Europteridler veya gigantostrakanlar birçok türden birisidir. Şekilleri günümüz akreplerine benzediği için deniz akrepleri olarak da bilinir. Europteridler uzun, eklemli bir kuyruk tarafından uzatılan uzun gövdelere sahiptir. Göğüs kafesi korkunç kıskaçlarla donatılmış ve kafasında birkaç çift göz bulunuyor. Yüzgeç olarak işlev görmesi amaçlanan bir çift bacak, büyük yüzme kürekleriyle sonlandırılmıştır. Son olarak, çoğu türün kuyruğunun ucunda bazı avlara zehir enjekte etmeye yaramasa da onları yırtmaya yarayan sivri bir iğne bulunur. Europteridlerin boyutları oldukça değişkendir ve muhtemelen çevresel faktörlere,
yaşam tarzına ve taksonomik yakınlıklara bağlıdır. Eklem bacaklıların çoğu küçük vücutlu ve muhtemelen leş yiyici olsa da, Europteridler, Paleolitik okyanusların en korkulan yırtıcılarından birisiydi ve genellikle 1 metre uzunluğundaydı. Bu örneklerden bazıları 2 metrenin üzerinde uzunluklara ulaşmıştır. Megalopraptus başka bir eklem bacaklı türüdür. Bilinen en eski Europterid'dir. Oldukça iyi bir boyuta sahiptir. Keşfedilen örneklerin en büyüğü 78 cm uzunluğundadır. Türdeşleri gibi üçüncü çift bacağında sivri uçlar vardır. Çeşitli uzantılarındaki büyük dikenler yumuşak tortularda ve gözden uzakta saklanan avını bulmasına yardımcı olmuş olabilir. Kuyruğunun son bölümü olan terson, zehirli olmasa da muhtemelen beslenirken kurbanlarını parçalamasına yardımcı olmuştur. Ordovisyen döneminde deniz yıldızları, deniz kestaneleri ve krinoidler de dahil olmak üzere birçok yeni ekinoderm formu ortaya çıkmıştır. O dönemde yaklaşık 20 sınıf vardı. Günümüzün tüm ekinodermleri pentarat konfigürasyonuna, yani 5 ışına sahip olsa da hala birçok sırrı barındıran garip bir örnek olan karpoid gibi ilkel formlar için durum her zaman böyle değildi. Kesik kuyruğunun vücudunun bir ucunda tek bir kol olduğu ortaya çıktı. Hayvanın ağzı alt tarafında gizliydi. Bu tek kol muhtemelen beslenmek için olduğu kadar deniz tabanında hareket etmek için de kullanılıyordu. Morfolojisi göz önüne alındığında muhtemelen bir detritivordu. Ordovisyen dönemi aynı zamanda çok sayıda graptolitin varlığıyla da dikkat çekiyor. 3 ila birkaç bin bireyden oluşan koloniler halinde yaşayan bu hayvanlar Hemichorda efilumuna aittir. Sarmal, dişli tüplerden oluşan mercan poliplerine benzerler. Ve her bir örneği barındıran küçük hücrelerin bulunduğu bir ana gövde etrafında toplanmışlardır. Duruma göre yüzen veya bağlı olan bu hayvan kolonilerinin uzunluğu 10 mm ile neredeyse 1 metre arasındadır. Farklı graptolit cinslerinin isimleri dallarının görünümüne ve sayılarına atıfta bulunur. Örneğin Monograptus tek bir doğrusal dala sahipken Didymograptus ve Tetragraptus sırasıyla 2 ve 4 dala sahiptir. Spirograptus'un tek bir spiral dalı vardır. Kafadan bacaklılar baskın avcılardır. Kafadan bacaklılar birkaç bölmeli boşluktan oluştuğu için odacıklı kabuk adı verilen uzun bir kabuğun önünde yaşarlardı. Bazıları spiral kabuklara sahipken diğerleri ortokonik kafadan bacaklılar olarak sınıflandırılmıştır. Adlarından da anlaşılacağı gibi düz bir kabukları vardı. Bu kabuklar Camoroceras örneğinde 6 metreye varan uzunlukta son derece büyük olabilir. Bir başka tür olan Triptoceras ise genellikle yaklaşık 1 metre uzunluğundaydı. Kafadan bacaklılar su sütununda istedikleri gibi hareket eden zorlu yırtıcılardı. Kabuğunun çeşitli bölmelerindeki hava miktarını değiştirerek kaldırma kuvvetini kontrol ederdi. Vücudunda bulunan havayı kuvvetle dışarı atarak tepkiyle hareket edebiliyordu. Koruyucu kabuğa sahip bir mürekkep balığı gibi bu yırtıcı da besin zincirinin en tepesinde yer alıyordu. Güçlü dokunaçları sayesinde başta tortularda çok sayıda yaşayan trilobitler olmak üzere gözüne kestirdiği her türlü avı ustalıkla yakalayabiliyordu. Tek yapması gereken ganimetlerini ağzına taşımaktı. Gaga şeklindeki bu ağız dokunaçların ortasında yer alıyordu. Modern kafadan bacaklı gruplarında bu kabuk o zamandan beri önemli ölçüde küçülmüş, hatta tamamen yok olmuştur. Bugün hala ona sahip olan örnekler için
nispeten küçük bir iç yapıdan daha fazlası değildir. Modern kafadan bacaklılar arasında kalamar, ahtapot, nautilus ve mürekkep balığı bulunur. Tüm bu küçük canlıları beslemek için deniz dibinde çok sayıda yumuşakça sıralanmıştır. Bunların arasında pelisipot veya çift kabuklular grubu da vardır. Bu grup istiridye, deniz tarağı ve midyeleri içerir. Kabuklu deniz hayvanları yataklarını oluşturan bu filtre, besleyicilerin vücutlarının her iki yanında aynı şekilli iki kapakçık ve yanal olarak sıkıştırılmış bir oyuk ayağı vardır. Her kabuğun üst kenarında genellikle birkaç diş ve bir menteşe oluşturmak için karşı kabuğunkilere uyan soketler bulunur. Deniz tabanında çok sayıda başka yumuşakçalar da yaşar. Gastropodlar, salyangozlar ve sümüklü böcekler de bu biyolojik çeşitlilikte önemli bir rol oynamıştır. Salyangozların aksine sümüklü böcekler kabuk salgılamazlar. Ancak aynı iç organlara sahiptirler, yani bir kalp ve bir sindirim sistemiyle solungaça sahiptir. Salyangozlar, benzersiz sarmal veya spiral dış kabuklarıyla tanınabilir. Kabuk, sürekli olması gereken tehditlere karşı bir sığınak sağlar. Ordovisyen deniz tabanı da her biri bir öncekinden daha renkli mercanlarla doluydu. Bazıları boynuz şeklinde ve rugosa mercanı gibi bir metre uzunluğa kadar büyüyebilen bir dış iskelet salgılıyordu. Bu mercan tek başına yaşayabilse de birçok arkadaşıyla bir araya gelerek büyük kolonilerde oluşturabilir. Tüm mercanlar gibi bunlar da taşlı bir iskeletten çok daha fazlası. İçeride oturmuş polip şeklindeki hayvanlar büyümelerine uyum sağlayan iskeletleri gibi gelişmekteler. İğneli hücreler içeren dokunaçlarla donatıldıklarında avlarını süspansiyon halinde yakalayabiliyorlar. Çoğu mercan avlarını yakalayıp yerken enerjilerinin çoğunu alglerden elde eder. Çok sayıda yuvarlak tabula mercan çeşidi de ılık, sığ sularla kaplı okyanus tabanını kaplar. Ancak en sıra dışı tür hiç şüphesiz krinoidlerdir. Bu deniz hayvanları çevrelerine bir bahar çayırı görünümünü kazandırır. Gerçekten de genellikle deniz zambakları olarak anılırlar. Deniz yıldızları, deniz hıyarları ve deniz kestanelerini de içeren Echinodermata filumuna ait olan bu canlılar, ekinodermlere özgü pentarat simetriyi sergilerler. Deniz tabanına birkaç düzine metreye kadar ulaşabilen, uzun bir pedisalle bağlı olan bu canlılar daha çok çiçek gibi görünürler. Yine de aslında podia, narin kollarda bulunan ve hafif tüyleri andıran, içi boş silindirik organlar yardımıyla beslenen hayvanlardır. Okyanus akıntılarında asılı kalan yiyecek parçaları bu kollar tarafından yakalanıyor, sonra da bu kolların içinden geçen bir karık içine yerleştiriliyordu. Daha sonra tıpkı pistiller gibi minik siller yakalanan parçacıkları başın ortasındaki ağza taşıyordu. Paleolitik deniz tabanında yaşayan omurgasızlar arasında sünger grubuna ait olanlar da vardır. Ordovisyen döneminde resif inşa eden organizmalar olarak son derece önemli bir rol oynamışlardır. Stromatoporoidler, lamel adı verilen tabakalar halinde kalsifiye olmuş süngerlerdir. Bu tabakaların her birinin arasında sütun adı verilen dikey yapıların yanı sıra galeri adı verilen küçük, belirgin odacıklar bulunur. Bu galeriler, su katmanlar arasında dolaşırken yiyecek yakalamaya ve nefes almaya yarayan kuanositlerle kaplıdır. Yüzeyde tümsekler görülebilir. Bunlar muhtemelen bu mimari boyunca suyun emilimine ve akışına katkıda bulunan meme uçlarıdır.
Fosillerin de tanıklık ettiği gibi stromatoporoidler Ordovisyen döneminde yumuşakçalar ve brachiopodlar gibi diğer birçok türle bir arada yaşamıştır. Hatta bazı kabuklu organizmalar büyüyen bir stromatoporoid tarafından tamamen sarılmış olabilir ve bazılarının çapı 30 santimetreye ulaşabilir. Bununla birlikte bu iki tür stromatoporoidin gözenekli yapısının bir ucundan diğerine akan suyla uyum içinde birlikte yaşamıştır. Çok farklı bir şekle sahip olan bir başka sünger de deniz tabanına hakimdir. Bu bir cam sünger olan Brachiospongia digitata'dır. Bu silisli sünger, opalin silisli spiküllerinden oluşan ağ yapısıyla bir iskelete sahiptir. Kupa şeklindeki yapısında 6 ila 12 adet kıvrımlı parmak benzeri uzantı bulunur. Son olarak Olacera polimeri vardır. Bu uzun organizma bir gövdeyi andırır. Bazı örneklerinin boyu muhtemelen 5 metreye ulaşmıştır. Bu hayvanların koloniler halinde yaşadığını, deniz dibine az çok yoğun bir kış ormanı görüntüsü verdiğini, av ve avcıların yollarını bulmak, hatta birbirlerini kovalamak zorunda kaldıklarını hayal edebiliriz. Son olarak Ordovisyen döneminde görülen ilk omurgalılar Agnatanlardır. Bu balıklar hala gezegende görülen ilk omurgalılardır. Çeneleri ve alt çeneleri olmayan organizmalardır. Ağızları bu dönemden günümüze kalan tek canlılar olan modern lamprey ve hagfish'te olduğu gibi yuvarlak, yarık şeklindeydi. Çoğu Agnatan'ın kıkırdak iskeleti ve en az 7 solungaç kesesi vardı. Bu balıkların çift yüzgeçleri ve mideleri yoktu. Ancak özellikle ışığa duyarlı olan bir epifiz gözü vardı. Agnatanların boyu 30 santimetreye kadar çıkabiliyordu. Bitki dünyası da Ordovisyen döneminde bir dizi çeşitlenme geçirmiştir. Kalkerli alkler, yeşil alkler ve kahverengi alkler, siyanobakterilerin aleyhine olacak şekilde çoğalmış ve çeşitlenmiştir. Siyanobakteriler, resiflerde önemli bir yapı rolü oynamalarına rağmen, yavaş yavaş mercanlar ve bryozoanların tarafından yer değiştirmişlerdir. Orta Ordovisyen'den itibaren, daha doğrusu 467 ila 458 milyon yıl öncesine uzanan Darwinian döneminde fauna büyük bir çeşitlenme geçirmiştir. Yeni bir filum ortaya çıkmamış olsa da familya sayısı 4 katına, cins sayısı ise 3 katına çıkmıştır. Pelajik hayvanlar bir önceki döneme göre çok daha boldu ve denizlere Paleozoik boyunca koruyacakları bir görünüm kazandırdı. Bu büyük çeşitlilik muhtemelen Ordovisyen'in başında oldukça yüksek olan ve o dönemde 45 santigrat dereceyi aşan okyanus sıcaklıklarında düşüşle açıklanır. Gerçekten de sıcaklıklar Darwinian'a kadar kademeli olarak düşmüş, bu dönemde denizler günümüz ekvator denizleriyle kıyaslanabilir düzeyde olup, sular 30 santigrat derece civarına çıkmıştır. Yaşamın gelişmesi için koşullar o zaman özellikle elverişli hale gelmiştir. Dolayısıyla bu büyük çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak okyanus suları özellikle kıtaların büyük bir kısmı sığ sularla kaplı olduğundan sırtların yoğun faaliyeti ve karasal bitkilerin büyümesiyle vurgulanan kıta erozyonu nedeniyle mineral tuzları bakımından zenginleşmiştir. Bu koşullar okyanus tabanına bağlı fitoplankton ve alglerin gelişimini desteklemiştir. Sonuç olarak besin zincirleri tam anlamıyla güçlenmiş, filtre besleyicilerin, otlayanların ve her türden birincil tüketicilerin çeşitlenmesini ve ardından fiilen yırtıcıların çeşitlenmesini teşvik etmiştir. Ordovisyen döneminin sonunda tüm deniz hayvanı familyalarının dörtte biri ve tüm deniz hayvanı cinslerinin
yarısı yok olmuştu. Bu daha çok Ordovisyen krizi olarak bilinen yaşamın ilk büyük yok oluşuydu. Peki ama gezegeni bu noktaya getirecek ne olmuş olabilir? Bilim insanlarına göre tüm türlerin %70'inden fazlasının ortadan kalkması, dünyanın geçirdiği muazzam bir buzullaşma döneminden kaynaklanmaktadır. Bazı araştırmacılara göre bu biyolojik kriz, yaklaşık 1 milyon yıla yayılan iki yok oluş evresine ayrılabilir. Kıtaların kaymasıyla tetiklenen iklimsel soğuma, okyanus sıcaklığında bir düşüşe yol açmış olabilir. Bunu buzullaşmanın tetiklemesi izlemiş ve yüksek enlemlere kadar güneye uzanan bir buz örtüsünün oluşmasına yol açmıştır. Soğuk, oksijen bakımından zengin su, daha önce oksijen bakımından fakir olan bölgelere yayılarak anoksik koşullara adapte olmuş organizmaların yok olmasına neden olmuştur. Buzun genişlemesi, deniz seviyesinin düşmesine yol açtığından okyanuslar büyük miktarlarda su kaybetmiş olacaktır. Sonuç olarak sığ sularda yaşayan organizmalar büyük zarar görecekti. Daha sonra bu buzullaşma döneminin sonunda yükselen deniz seviyeleri bu kez sıcak ve oksijeni az olan suların genişlemesini tetikleyecek, daha fazla yok oluşa yol açacaktır. Bir başka hipotezse bu açıklamaya meydan okumakta ve 5 fanerozoik kitlesel yok oluşun ilkinin volkanik patlamalarla atfedileceğini öne sürmektedir. Volkanların cıva yaydığı bilinmektedir. Bununla birlikte sedimanların cıva açısından zenginleşmesi, gezegendeki daha yakın tarihli diğer biyolojik krizlerde de gözlemlenmiştir. Bu nedenle bir araştırma ekibi, Çin'in Hebei eyaletinde bulunan ve bir Hirnantian tabakası olan Wangjiawan kesitinin bulunduğu tortulları analiz etti. Ordovisyen döneminde bu bölge Yangtze bloğuna aitti ve daha sonra denizle kaplandı. Graptolit fosilleri bakımından zengin, siyah killer anoksik bir ortamda çökelmiştir. Daha sonra deniz seviyesi düştükçe ve su soğudukça killi kireç taşı bu killeri örtmüştür. Sonuncusu bu buzul çağının karakteristik Hirnantia faunasının fosillerini içerir. Sonraki killer, buzul sonrası deniz seviyesindeki yükselmeyi temsil etmektedir. Ancak cıva zenginleşmesinin, killi kireç taşının çökelmesinden hemen önce ölçüldüğü ve buzullaşma boyunca devam ettiği ortaya çıkmıştır. Buzul sonrası killerin gelmesinden hemen önce ikinci bir zenginleşme meydana gelmiştir. Benzer gözlemler bu bölgenin izole bir kıta olan Laurentina kıtasına ait olduğu Nevada'da yapılmıştır. Bilim adamları bu cıva emisyonlarının volkanik faaliyetlerdeki zirvelere karşılık geldiği sonucuna varmıştır. Bu iki faaliyet zirvesi Ordovisyen döneminin iki yok oluş evresine denk gelmektedir. Bu nedenle araştırmacılar süper volkanlara atfedilen patlamaların devasa miktarlarda karbondioksit ve metan salınımına yol açarak dünya sıcaklıklarının düşmesine ve kutup buzullarının gelişmesine neden olduğunu varsayar. Diğer paleontologlara göre dünyanın yaklaşık 460 milyon yıl önce yaşadığı buzul çağına çok daha sıra dışı bir olgu, dünya dışı bir doğa olayı neden olmuş olabilir. Başka bir deyişle kış evrenden gelmiştir. İlk hipotez iki asteroid arasında şiddetli bir çarpışmadan bahseder. Çarpışma Mars ve Jüpiter arasında asteroid kuşağında meydana gelmiş ve eşi benzeri görülmemiş bir şiddetle 150 kilometreden daha geniş olan iki nesneden daha büyük olanı milyarlarca parçaya ayrılmış olabilir. Bu hipoteze göre bazıları tozdan daha büyük olmayan, bazıları ise
onlarca kilometre büyüklüğünde olan çok sayıda parça daha sonra Güneş'in yörüngesinde dönmeye başladı. Daha küçük olan enkazın yörüngesi değişti ve giderek yıldızımıza ve dolayısıyla Dünya'ya yaklaştı. Bu olağanüstü çarpışmadan 10 bin yıl sonra toz Dünya'nın atmosferine girmeye ve gezegenimizin her tarafına dağılmaya başladı. Sonuç olarak neredeyse 2 milyon yıl süren bir ince parçacık yağmur oldu. Ancak bu küçük enkaz parçalarından sonra benzer şekilde yörüngelerinden sapmış olan daha büyük ve daha büyük kayalar Dünya'ya çarptı. Ordovisyan kayalarındaki çok sayıda asteroid parçasını analiz eden bilim insanları bu olayı 466 milyon yıl öncesine tarihlemeyi başardı. Aslında Dünya dışı toz miktarı bu dönemin altındaki tortu katmanlarından 1000 ila 10 bin kat daha fazla. Eğer uzaydan gelen enkaz düzenli olarak Dünya'ya düşüyorsa, o dönemde Dünya'ya ulaşan devasa miktarların bir sonucu olmaması mümkün değil. Ve bunun iyi bir nedeni var. Bu toz perdesi sayesinde güneş ışınları gezegene ulaşmakta güçlük çekiyordu. Sıcaklıklar önemli ölçüde düştü. Güney kutbunda kar belirdi ve kesintisiz olarak yağdı. Biriktikçe yavaş yavaş buza dönüştü. Güney kutbu yavaş yavaş bir buz örtüsüyle kaplandı ve gezegenimizin suyunun önemli bir kısmını hapsetti. Sonuç olarak okyanus seviyeleri düştü ve gezegene kış geldi. Bu kış milyonlarca yıl boyunca devam edecekti. Ancak tüm bilim insanları bu teoriye katılamıyor. Zira Güney Kutbu'nda 467 ila 458 milyon yıl önce, hatta daha da önce bir buz örtüsünün oluştuğu inkar edilemez olsa da, Ordovisyen döneminin başlangıcında sıcaklıklar çoktan düşmeye başladı. Dahası birçok uzmana göre uzaydan gelen bir toz örtüsü bu kadar uzun bir süre boyunca iklimi etkilemiş olamazdı. Sıcaklıktaki bu düşüşe muhtemelen başka mekanizmalarda katkıda bulunmuştur. Ya kıtasal valsin bununla bir ilgisi varsa? Ordovisyen döneminde üç küçük kıta mega kıta Gondwana'dan uzaklaştı. İkinci kıta Güney Kutbu'nun yüksekliğinde kalırken küçük kıtalar ekvatora yaklaştı. Laurentina, Sibirya ve Baltika bu nedenle tropikal bir iklime sahiptir. Güneşin kavurucu ışınlarıyla benzersiz yağışlar birbirini izler. Atmosferdeki karbondioksit daha sonra yağmur sularıyla kıtalara ya da doğrudan okyanuslara çökelir. Bu ısı ve bol yağışın etkisi altında kayalar çözülür. Daha sonra bu çözünmeyle açığa çıkan iyonlar tarafından aşındırılırlar. Bu iyonlardan bazıları karbon içerir ve bu da akıntılarla okyanuslara taşınır. Deniz organizmaları da kabuklarını ve iskeletlerini oluşturmak için bu karbonu kullanır. Karbondioksit atmosferde kaçınılmaz olarak azalır, böylece artık sera işlevini yerine getiremez. Karasal sıcaklıklar doğrudan atmosferdeki karbondioksit miktarına bağlı olduğundan, karbondioksit miktarı düşerse sıcaklıklar da düşer. Dolayısıyla bazı bilim adamlarına göre Ordovisyen döneminde gezegenin soğuması levha tektoniğiyle açıklanır. Son olarak tartışmalı da olsa bir başka teori bu kitlesel yok oluşu açıklayabilir. Bu teori Dünya'dan birkaç bin ışık yılı uzaklıkta ölmekte olan bir yıldızın süpernova patlamasıyla bağlantılı. Galaksimizin en uzak noktalarında 440 milyon yıl önce gerçekleştiği düşünülen bu patlama olağanüstü miktarda gama ışını yayarak güçlü bir radyasyon enerjisi üretmiştir. Işık hızında uzun bir yolculuktan sonra
Bunlar ne yazık ki atmosferi eşi benzeri görülmemiş bir güçle deldikten sonra mavi gezegene çarptı. Çarpışma o kadar şiddetliydi ki hava moleküllerini yok etti ve gezegenimizi çevreleyen atmosferi süpürdü. Bunun ilk sonuçlarından biri atmosferdeki kimyasal değişim oldu. Azot ve oksijen molekülleri nitrojen dioksite dönüştü. Bu kahverengimsi, özellikle de zehirli gaz sonunda gezegeni çevreledi. Gezegen artık güneş ışığı alamaz hale geldi ve sıcaklıkların düşmesine neden oldu. Ancak bunu bir bağlama oturtalım ve 2010 tarihli bir TV belgeselinde kapsamlı bir şekilde belgelenen bu yok oluşun çeşitli aşamalarına bakalım. Bu süpernovadan önce okyanuslarda yaşam kaynıyordu. Güneş parlak bir gökyüzünün altında ışıl ışıl parlıyordu. Ve türler tropikal denizlerde muazzam bir ölçekte çoğalıyordu. Sıcak ve nemli olan gezegende yaşam ilk kez zemin kazanıyor gibi görünüyor. Hatta bazı türler özellikle sığ kıta denizlerinde su dışına çıkmaya başlıyor. Yüzeyde paradoksal bir şekilde yaşamın pek mümkün olmadığı ve dünyamızın örneğin Venüs gibi daha çok çorak bir araziye benzediği doğrudur. Oksijen seviyesi o kadar düşüktür ki hiçbir modern hayvan düzgün nefes alamaz. O dönemde gezegende hüküm sürmüş olması gereken sessizliği bir hayal edin. Mutlak sessizlik. Ancak bu olimpiyat sakinliği, dünyadan 6000 ışık yılı uzakta ölmekte olan bir yıldızın süpernova patlamasıyla bozulmak üzere. Kutuplarından güçlü radyasyon patlamaları geliyor. Bu bir gama ışını patlaması. Evrendeki en şiddetli fenomen. Sadece 10 saniye içinde bu süpernova binlerce güneşin toplamından daha fazla enerji üretir. Bu gama ışınları daha sonra ışık hızıyla uzayda seyahat eder. Uzaklığına rağmen dünya gezegeni ne yazık ki kurtulamayacak. Ama neyse ki bu felaket atmosferimizi havaya uçurmayacak ve onu evrene göndermeyecek kadar uzakta meydana geldi. Bu nedenle gama ışınları atmosferin üst tabakasına nüfuz edebilir. Kuzey ışıkları gibi nadir güzellikte bir manzara oluştururlar. Ancak etkileri belirleyici ve her şeyden önce yıkıcı olacaktır. Süpernovadan sonraki saniyeler içinde bu ölümcül ışınlar hava moleküllerini yok eder ve atmosferi uçurur. Gün ışığında bile görülebilen garip davranışlı bir yıldız, güneşimizden çok uzakta değildir. Bunlar süpernovanın kalıntılarıdır ve tamamen yok olmadan önce birkaç ay daha görünür kalacaktır. İlk bakışta bu uzak felaketin dünyadaki yaşam üzerinde çok az etkisi olmuş gibi görünüyor. Ama yine de öyle değil. Takip eden saatlerde yok oluş gerçekten de başladı. Ancak mikroskobik düzeyde. Gama ışınları geçişleri sırasında ozon tabakasının %30'unu yok ederek güneşin ultraviyole ışınlarının gezegene ulaşmasını sağladı. Işık o kadar parlaktı ki Sahra Çölü'nün ortasından 50 kat daha yoğun görünüyordu. Eğer bu sırada karasal canlılar var olsaydı, çok kısa bir süre içinde tam anlamıyla yok olurlardı. Bu biyolojik felaketin sonuçları suda kendini göstermeye başlayacaktı. Çıplak gözle görülemeyen planktonlar ilk zarar gören canlılardı. Çok güçlü hale gelen güneş ışınları bu mikroorganizmaların büyük çoğunluğunu yaktı. Plankton besin zincirinin temelidir. Yıkıcı güneşin altında yiyeceklerinin tükenişini izleyen plankton yiyicilerinin paniğini hayal edin. Larvalarının ana kuluçka alanı su yüzeyi olan trilobitler, üremelerinin azaldığını ve hatta durduğunu görürler. Güneş ışınlarının yoğunluğuna hiçbir şey dayanamaz.
birçok mercan ve diğer hayvanlar hızla yok olur. Gerçek bir domino etkisi tüm besin zincirinin çökmesine yol açar. Tropikal bölgeler bu özellikle zararlı ultraviyole radyasyondan ilk etkilenenlerdendir. Ve mercan resifleri yavaş yavaş ölür. Çok geçmeden bu fenomen dünyanın dört bir yanına yayılır ve mercanlar açlığa yenik düşer. Giderek daha fazla hayvan türünün besini tükeniyor ve resifler haftadan haftaya yok oluyor. Takip eden aylarda en zayıf hayvanlar ilk yok olanlardır. Hayatta kalma içgüdüsüyle hareket eden bazılarının beslenme alışkanlıkları değişir. Yiyeceklerini seçmeye alışkın olan yırtıcılar artık bulabildikleri kadar şanslı olanlarla yetinmek zorunda. Hatta bazıları daha önce asla yapmayacakları bir şey olan ceset yemeye başlıyor. Bazı türler sonunda yiyecek aramak için ölmekte olan resifleri terk edecek. Bu durum özellikle yeni avları Europteridleri yemek için acı sulara girmeyi tercih eden mürekkep balıklarının ataları olan dev Orthoceras için geçerlidir. Kıtlık şiddetlenmiş, tüm türleri etkilemiş ve giderek daha fazla yok oluşa neden olmuştur. Biyolojik çeşitlilik eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşamıştır. Eğer o sırada var olan tüm canlılar yok olsaydı, gezegenimiz ne hale gelirdi? Yaşam tamamen farklı bir şekilde evrimleşir miydi? Birazdan hepsini göreceğiz. Takip eden aylarda atmosferin dağınık molekülleri dünya küresinin etrafında dönmeye başladı. Atomlar sıralandıkça kahverengimsi, zehirli bir gaz olan azot dioksiti oluşturdu. Parlak güneş ışığı bu kalın kokuşmuş hava tabakası tarafından yavaş yavaş maskelendi. Güneşin gazabına uğrayan gezegen artık güneş ışınlarının yalnızca %50'sini alabiliyor. Kaçınılmaz olarak sıcaklık -12 santigrat dereceye düşüyor. Şimdiye kadar kıtlıktan kurtulan türler artık çok düşük sıcaklıklarla karşı karşıya. Özellikle nautiloidler birkaç ay önce bıraktıkları yumurtalarının düzgün bir şekilde gelişemediğini görüyor. Soğuk, embriyonik büyümeyi yavaşlatarak bakterilerin ortaya çıkmasını teşvik etti. Bu riskli kuluçkadan sağ çıkan nadir örnekler bir kaos dünyasına giriyor. Kısa yaşamları boyunca tek bir amaçları var. O da yiyecek bulmak. Ancak bu yumuşakçaların diğer birçok türe göre belirgin bir avantajı var. Vücutları iklimsel soğumanın yıkıcı etkilerinden korunarak derin sularda yaşamalarını sağlayan bir kabuk tarafından tamamen korunmakta. Dahası çok çeşitli bir diyetleri var. Hatta bazen fırsatçı olarak nitelendirilebilirler ve leş yiyici olmaktan asla çekinmemişlerdir. Hareket edebilen hayvanlar bu nedenle daha ılıman bölgelere ulaşmaya çalışmışlardır. Ne yazık ki Ordovisyen döneminde hayvanların çoğu hareketsizdi ve deniz tabanı büyük ölçüde mercanlar, brachiopodlar, süngerler ve diğer pek çok hareketsiz tür tarafından işgal edilmişti. Besin eksikliğiyle ilişkili bir diğer sorun da kabuk oluşumu. Resif sakinlerinin çoğunun kabukları kalsiyum karbonattan yapılmıştır. Kalsiyum karbonat, soğuk suda salgılanması son derece zordur ve bu da kaçınılmaz olarak birçok türün yok olmasına neden olmuştur. Gezegenin soğuması, aynı zamanda sert ve hepsinden önemlisi öngörülemez bir iklimle sonuçlandı. Süpernovadan önce hava her zaman çok istikrarlıydı. Ancak milyonlarca yıldır ilk kez büyük sıcaklık değişimleri güçlü okyanus akıntılarını tetikliyor. Bunlar şiddetli iklimsel karışıklıklar yaratıyor. Şimdiye kadar nispeten huzurlu olan gezegen, yüzeyini sürekli olarak süpüren 5. kategori bir kasırgayla karşı karşıya.
karşı koyamayacak kadar zayıf olan pek çok hayvan kayalara çarparak parçalanıyor. Hala savaşabilecek durumda olanlar kendileri için fazla çalkantılı olan yüzey sularından uzakta derinlere sığınmaya çalışıyor. Ancak herkes derin suların baskısından kaçamıyor. Bu durum devasa boyutlarına rağmen orada barınamayan Orthoceras için de geçerli. Orantısız uzaklıktaki kabukları böyle bir basınca dayanacak şekilde tasarlanmadı. Sonuç olarak Ordovisyen zamanlarında bilinen en büyük yırtıcı bile kendini garip bir konumda bulmuştur. Nautiloidler ise daha sağlam kabukları sayesinde bu fırtınalar sırasında daha derin, daha az çalkantılı sulara sığınabilmişlerdir. Düzinelerce, hatta yüzlerce yıl boyunca bu türler ağır kayıplar verdi. Binlerce ceset kıyıya vurdu. Uzaydan gelen bu olaydan 500 yıldan fazla bir süre sonra faunanın neredeyse üçte birinin nesli tükendi ve kalan canlıların bu koşullarda hayatta kalma şansı çok azdı. Dünya üzerindeki yaşam her ne şekilde olursa olsun tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ancak belirli sayıda birey hayatta kalacak ve sonraki binlerce yıl boyunca bunu başaracaktı. Yaklaşık 150 bin yıl sonra dünyadaki yaşam neredeyse sıfıra inmişti. Bu biyolojik felaketten kurtulan türler sürekli açlık çekti. Bir zamanlar denizlerin efendisi olan Orthoceralar, özellikle yeni bir buzul çağı başlarken, artık eskisine benzemeyen bir dünyada zayıflamış leş yiyiciler olarak kaldı. Gezegen gittikçe soğuyor ve güney kutbunda biriken kar, yüzyıllar içinde birkaç kilometre kalınlığında muazzam buzullar oluşturacak kadar yoğunlaşıyor. Bunlar Gondwanaland kıtası boyunca uzanmakta ve gittikçe kuzeye doğru yayılmakta. Bu buzullar büyük miktarlarda suyu hapseder. Öyle ki deniz seviyesi 60 metreye kadar düşerek önemli ölçüde azalır. Sonuç olarak sürüler tamamen kurur ve kalan az sayıdaki topluluğun yaşamı sona erer. Bu kuruma gama ışını patlamasının kendisinden bile daha ölümcül olmuştur. Bu yeni buzul çağı sırasında bazı hayvanlar, özellikle de tüm omurgalıların atası olan Astrapis, büyük bir direnç göstermiştir. Bilinen ilk omurgalı balık olan bu çenesiz agnatan, geri çekilen okyanusu takip edebilmiştir. Yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda olan ve kalkan görevi gören büyük dış kemik plakalarıyla donatılmış olan bu balık, soğuk suya diğer tüm su canlılarından daha iyi dayanmıştır. Dahası, diyeti özel olmadığı için bulabildiği her şeyle besleniyordu. Öte yandan, sadece belirli bir avla beslenen etoburların beslenmesi çok daha zordu ve bu türlerin çoğunun nesli tükendi. Dahası, Astraspis sadece yeni çevresine uyum sağlamakla kalmadı. Aslında kısa sürede yeni bir balık türü ortaya çıktı. Bunlar artık ilk solungaçları ortaya çıkaran kemiklere ve kaslara sahipti. Bu da yiyecekleri ayırmayı ve emmeyi kolaylaştırıyordu. Tamamen dönüşen bu dünyada okyanusların hareketini takip eden tek balık Astrapis değildi. Genellikle deniz akrebi olarak bilinen Europterid de bölgesini değiştirerek yüzeyden kaçtı. Hatta besin zincirindeki en büyük rakibi olan Orthoceras'ın yerini aldı ve bu aşırı koşullarda hayatta kalamadı. Astrapis onun yarısı büyüklüğünde olduğu için besin ihtiyacı çok daha azdı ve bu da hayatta kalması için çok daha elverişli bir faktördü. Bu buzul çağı sırasında gezegen tamamen farklı bir görünüm kazandı. Düşen deniz seviyeleri yeni manzaralar ortaya çıkardı. Süngerler, mercanlar ve eklem bacaklılar tarafından oluşturulan resifler iskelete indirgenmiş ve kısmen ortaya çıkmıştır. Bu resiflerde hayatta kalan nadir türler, özellikle buzulların
subtropikleri yavaş yavaş işgal etmesiyle soğumaya dayanamadı. Devasa buzdağları bu eski tropikal bölgelerden sürüklenerek binlerce yıllık mercanlar da dahil olmak üzere önlerine çıkan her şeyi ezip geçmektedir. Yıllar geçtikçe deniz seviyesi düşmeye devam ediyor. Yaşam pamuk ipliğine bağlı. Ancak hala hayatta olanlar okyanuslara ayak uydurmakta zorlanırken su habitatları giderek küçülüyor. Ne yazık ki süpernovanın basamaklı sonuçları henüz sona ermiş değil. Yakında hayatta kalanlar yeni bir iklim olayıyla yüzleşmek zorunda kalacak. Çünkü bu krizin başlamasından 500 bin yıldan fazla bir süre sonra gezegen ısınma belirtileri gösteriyor. Buzullar erimeye başlıyor. Bu buzul çağına uyum sağlamayı başaran türler hayatta kalmak için bir kez daha bu yeni sıcaklıklara alışmak zorunda. Bazı türler daha önce görülmemiş davranışlar benimseyerek öne çıkıyor. Europterid buna en iyi örnek. Şu anda dünyanın en büyük yırtıcısı olan bu deniz akrebi, avlarının leşlerini kıyıya doğru taşımaya başladı. Hatta bazı örneklerde bulunan akciğer gelişiminin de gösterdiği gibi karaya bile çıkmaya cesaret etmiştir. Astrapis'in kuzenleri Acanthodianlar da çene geliştirmiştir. Artık yosun yemekle yetinmiyorlar. Bu leş yiyiciler artık eti kesebilir ve daha kolay beslenebilirler. Bu şekilde besin zincirinde yükseliyorlar. Bu uzun adaptasyon sürecinde roller tersine dönüyor. Yırtıcılar av haline gelirken denklem tam tersine dönüyor. Ama ne olursa olsun kırılgan gibi görünen yaşam devam ediyor. Bu yok oluştan 3 milyon yıldan fazla bir süre sonra durum değerlendirmesi yapmanın zamanı geldi. Ve bu ağır bir durum. Türlerin %70'inden fazlasının nesli tükendi. Bilim insanlarına göre bu kitlesel yok oluştan önce yaklaşık 1 milyon tür vardı. Bu da yaklaşık 700 bininin küresel ölçekte bu nispeten kısa dönemde yok olduğu anlamına geliyor. Tüm canlı organizmalar bundan etkilendi. Hem dipte yaşayanlar hem de pelajikler. Yine de bu biyolojik kriz herhangi bir büyük hayvan grubunun tamamen yok olmasıyla sonuçlanmadığı için canlılar dünyasının tarihi üzerinde etkisi o kadar da felaket olmamıştır. Yaşam tüm beklentilerin ötesinde olağanüstü dirençli olduğunu kanıtlamıştır. Bu dönemin sonunda dünya yavaş yavaş tropikal iklime dönecek ve çeşitli hayvan ve bitki türlerine biraz nefes aldıracaktır. Ancak bu mola yeni bir biyolojik çeşitliliğe izin verecek kadar uzun olacak mı dersiniz? Sanırım cevabı zaten biliyorsunuz.